1'den 6'ya kadar olan rakamlar elektronik ortamda iletişim amacıyla aşağıdaki gibi kodlanmış. İfade edildiği gibi sayılar kodlanırken iki rakam arasına slash sembolü kullanılıyor. Bu sembolün unutulması durumunda kodlar birden fazla sayıya karşılık gelebiliyor. Burada örnekte ifade ettiği gibi. Buna göre kodlanmış biçimde 3 tane nokta ve 3 tane çizgiyle yazılabilecek en büyük sayı. Şimdi en büyük sayı zaten rakamlarımızdan en büyüğü 6 olduğu için bir kere 6 ile başlayacağız. 6, 2 tane çizgi kullanılacağı için 2 tane çizgiyi kullandım. Kaldı geriye 1 tane çizgi. Daha sonra gelen en büyük rakam, yani tekrar 6'yı kullanmak isterdik ama 2 tane çizgimiz olmadığı için 5'i kullanmak zorunda kalıyoruz. 5 için ise 1 tane çizgi ve 1 tane nokta. Çizgiler bitti, geriye kaldı 2 tane nokta. 2 noktayla da zaten 3'ten başka bir şey yazamıyoruz. Bu yüzden cevabımız 653'tür. Bu slash sembolü unutularak bu şekilde biçimde yazılan kod aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bunu da hani çözüm için tek tek kendimiz bulacağımızı şıklardan deneyerek hangisinin buna karşılık gelmediğini görmek daha mantıklıdır. Küçük sayılarla başlayalım. Mesela D şıkkı 1. 1 noktayla ifade ediliyor. 6 2 çizgiyle ifade ediliyor. 5 çizgi sonra nokta tekrar 5 çizgi sonra nokta 6 2 tane çizgi. Karşılaştırıyorum nokta 3 tane çizgi nokta 1 çizgi nokta ve 2 çizgi yani bu doğru. 4 nokta ve çizgi 6 2 tane çizgi 4 nokta çizgi nokta çizgi ve 2 çizgi. Karşılaştırıyorum nokta 3 tane çizgi nokta çizgi nokta ve 2 tane çizgi. Demek ki bu da doğru yazılmıştır. E şıkkına bakalım. 4 nokta çizgi 2 çizgi 3 nokta nokta. Burada zaten durabiliriz. Noktadan sonra 2 çizgi, noktadan sonra 3 çizgi geldi. Bu yüzden E şıkkı yukarıdaki koda karşılık gelemez. Bu sembolü unutularak 5 tane nokta biçiminde oluşturan kod kaç farklı sayıya karşılık gelebilir? Biraz kombinasyon ya da permütasyon bilgisini kullanarak kolayca bulabiliriz. 3 de daha çok yani noktaları kullanıldığı tek yer, yani daha doğrusu sadece noktalar kullanıldığı tek yer 1 ve 3'tür. 3'ün noktaları daha fazla olduğu için 3 ile başlayalım. Bir tane 3, bir tane 3, 4 tane nokta yapar. Mecburen 1'i kullanacağım. Yerlerini sonra değiştiririz. Farklı sayıları bulmaya çalışalım. Bir tane 3, 3 tane 1 ya da 5 tane 1. 5 tane 1'in rakamları yerlerini değiştirirseniz sadece bir sayı elde edersiniz. 3 tane 1 ve 1 tane 3'ten oluşan 4 basamaklı bir sayı 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel tekrarlı permütasyondan 4 farklı sayı elde edebiliriz. Burada ise 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden de 3 tane sayı elde edebiliriz. 3, 4 daha 7, 1 daha toplam 8 tane sayı yazılabilir.